Merhaba sevgili ahval dinleyicileri, bugün Washington'dan 12 dakika ile birlikte yeniden karşınızdayım. Elbette hattımın ucunda her zaman olduğu gibi, demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü ve CHP Eski Milletvekili Aykan Erdemir var. Aykan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Aykan Bey... Biz her hafta hemen hemen e, hem İngilizce'de hem Türkçe'de e, Türkiye-Amerika ilişkilerini, Türkiye'nin dış politikasını değerlendiriyoruz. Bugün de e, yine benzer bir konuyu ele alacağız. Meselenin diğer ucunda bu kez Yunanistan var. E, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, e, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki bazı ülkelerle birlikte e, bir şekilde Avrupa'ya doğalgaz gaz taşıması öngörülen e, bir e, Boru Hattı projesini onaylamadığını duyurdu. E, e, projenin adı da hemen bakıyorum İsmet Boru Hattı Projesi. E, bu ne anlama geliyor? Türkiye'yi aslında bir şekilde Türkiye'yi rahatsız etmemek için mi alınmış bir karar yoksa hakikaten e, çok karlı olmayacağı düşünüldüğü için mi alınmış bir karar? Ne dersiniz? Evet öncelikle bir meselenin arka planını anlatayım. 12 Ocak'ta ilk Yunanistan basınında Aralık ayının son haftası Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a iletilen bir yarı resmi nottan bahsedildi. Bu notta Amerikan yönetimi, Biden yönetimi Trump yönetiminden farklı olarak Doğu Akdeniz'de ki doğal gaz yataklarını, işte İsrail ile Kıbrıs arasındaki doğal gaz yataklarını bölgeden Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a bağlanacak bir doğal gaz boru hattıyla taşıma projesinden hani bir anlamda desteğini çektiğini ifade etti. Bu deste desteğin çekilmesine ilişkin metinde yer alan bir ipucu çevreci politikalar saikiydi Yani aydan yönetiminin seçim kampanyası döneminden beri vurguladığı hani ekolojik ve yeşil politikanın adeta bir dışa vurumu vardı ve petrol boru pardon doğalgaz boru hattı yerine Afrika Avrupa elektrik enterkonekte sistemini destekleyen bir ifade yer alıyordu. bu meselenin bir boyutu. Diğer bir boyutu da elbette ki bu doğalgaz eee işbirliği ve boru hattı aslında önemli bir siyasi projede yani yalnızca bir ekonomik proje değil bir hı hı. siyasi projede ve gerek Trump yönetimi olsun gerek daha önceki Amerikan başkanlarının yönetimleri olsun. hani Bu tarz Doğu Akdeniz enerji işbirliklerine destek verdiler ve hatta bu destek yalnızca bu ekonomik boyutuyla kalmadı. İşte son dönemde e, P3 artı bir adı verilen yani Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de bir araya getiren hani bir siyasi e, süreci de beraberinde getirmişti. E, i̇şte şu andaki aşamada hani temel soru e, belki hani siz de sormak isteyeceğiniz sorular vardır. Hani ben evet. bu şekilde yanıtlayarak bitireyim. Hani evet. şu andaki temel soru hani bu not Nereden geldi, arkasında <laughs> hangi sahipler var ve hani önümüzdeki süreç nasıl ilerleyebilir? <laughs> yani benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi şu: Bu proje eğer hayata geçirilse ya da geçirilirse yine Amerika'ya rağmen Türkiye'yi bypass edecek. Türkiye'yi herhangi hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda bypass edecekti. Ama biz şunu da biliyoruz: Türkiye 2021 yılından itibaren özellikle Yine Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de ilişkilerinin bozuk olduğu ülkelerle diyalog kurmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi Mısır. işte İsrail'e gitmesi öngörülüyor belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani bunu, bunun pazarlığı da yapılmış olabilir mi? Yani Türkiye şunu demiş olabilir mi? Tamam ben Doğu Akdeniz'de bu ülkelerle kavga ettim ama şimdi ilişkileri düzeltmeye çalışıyorum. Bunun karşılığında da beni dışlayan projelerin uygulanmasını istemiyorum gibi bir pazarlık masada o dönmüş olabilir mi? Ne dersiniz? Evet, burada çok farklı pazarlıklar yürümüş olabilir. Biz şunu biliyoruz ki bu doğal gaz boru hattının aslında en uygun rotası gerçekten İsrail, Kıbrıs ve Türkiye rotası ve ekonomik anlamda da belki anlamlı olan tek rota. Türkiye bunun olmayacağını gördü gördükten sonra, hani Erdoğan yönetiminin o zaman oyun bozan rolü oynayarak ben de başka rotalara engel olurum. E, taktiğini hayata geçirdi ve yani bunda da bir noktada başarılı oldu ama bu süreç Türkiye'nin Doğu Akdeniz e, Gaz Forumundan dışlanmasına neden oldu, bölgede yalnızlaşmasına neden oldu, e, gerek Avrupa Birliği gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ezdinde olumsuz bir algıya sahip olmasına neden oldu. Hatta Avrupa Birliği'nden de çeşitli yaptırımları getirdi ve yeni yaptırımlarda aslında tehdit olarak da kapıda bekliyor. Evet. Şimdi bu son dönemde Türkiye'nin önce e, Mısır daha sonra İsrail, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak da Suudi Arabistan'la yakınlaşma çabası hani e, belki gerçekten de Washington'da bir anlamda bir e, daha ılımlı bir hava estirmiş olabilir. Bu bir boyutu. <laughs> İkinci boyutu e, buradaki çevreci siyaset boyutunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. <laughs> yani Amerika'nın aslında iç kamuoyuna yönelikte, hani hidrokarbondan daha sürdürülebilir enerjilere yönelik bir kayma girişimi var hani bu mesajda göz ardı edilmemeli ama aynı zamanda da bölgenin dışında Karadeniz'de Ukrayna'da gelişmekte olan süreçle... göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum çünkü <laughs> Rusya'nın hani adeta bir askeri müdahalesinin işgalinin elinin kulağında olduğu düşünülen bir dönemde hani Türkiye reel politik anlamda Biden yönetimi için yeni bir önem kazanıyor. <laughs> Bunun bir benzeri süreci biz Afganistan olayları sırasında yani Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sürecinde görmüştük. Biden yönetiminin hızlı e, insan hakları ve demokrasi temelli eleştirel bir pozisyondan hani Erdoğan rejimine ödün veren hani adeta çeşitli ihlaller noktasında böyle başka tarafa bakan e, bir e, moda geçtiğini görmüştük. Şimdi Ukrayna'da hani yeni bir real politik e, mantık da yatıyor olabilir ve Biden yönetimi de tüm bu farklı faktörleri düşünerek hani Doğu Akdeniz'de adeta hani Erdoğan'a bir ödün vermiş gibi gözüken bir atmış olabilir ama hani meselenin çok daha karmaşık boyutları da var. Hani bu kadar da basit değil diye uyarmak isterim. Evet bir de aslında tabii Kıbrıs meselesi var. Yani e, zaten Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla Kıbrıs meselesi kendi içerisinde çözümsüzlük içinde bir çözümsüzlüğe sürüklenmişti. Bu projeyle de Türkiye'nin yine bu açıdan dışlanması Kıbrıs sorununun çözümünü daha da karmaşık hale getirecekti. Son zamanlarda bununla ilgili de e, Kıbrıs sorununun çözümü için de yine temaslar e, yapılmıştı. Yani bu, bu konuda yine bu karmaşık tablonun içinde bir yere oturuyor mu ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim şimdi Kıbrıs gerçekten bir çıkmaza girdi aslında Çünkü gerek Erdoğan hükümetinin gerekse desteklediği Tatar hükümetinin Hani iki devletli çözüme dönmesiyle ve Türkiye'nin hani 10 yıllardır savunduğu federal çözümden geri adım atmasıyla Aslında artık bir yol haritası yok yani bu süreçten bir uzlaşı çıkması pek de mümkün değil ve bir do boru hattı doğalgaz boru hattı ödünüyle de Herhangi bir yol almak mümkün değil diye düşünüyorum. Ama hı hı. meselenin hani karmaşık boyutu derken bir de şunu vurgulamak istiyordum ki bu aslında Yunanistan basınında da son günlerde yazılmaya başlandı. Şimdi metne baktığımızda kısa bir metin bu yani Yunanistan'a iletilen Amerikan Dışişleri Bakanlığı metni kısa bir metin. Fakat hı hı. metindeki afrika Avrupa hani elektrik enterkonekte sistemi aslında yine Ankara açısından sıkıntılı bir öneri. Nedeni şu, e, çünkü Afrika kıtasından, e, hani büyük ihtimalle Mısır'dan e, Kıbrıs'a ve Yunanistan'a hani bir elektrik hattının çekilmesi <laughs> aslında Türkiye'nin e, Libya'daki partnerleriyle imzaladığı e, o münhasır deniz alanları anlaşmasını e, yine hiçe sayan e, bir anlaşma. Çünkü günün sonunda bu anlaşma hani Mısır Kıbrıs ve Yunanistan'ın gerek kara sularını gerek minhasır ekonomik alanlarını meşru kabul eden bir anlaşma olacak ve dolayısıyla hani dünyada yalnızca Türkiye'nin ve Mısır'daki pardon Libya'daki ortaklarının kabul ettiği anlaşmayı hiçe sayacak. Dolayısıyla Hani bu not evet Yunanistan'da bir miktar tepki çekti ama Türkiye'de belki çok değerlendirilmedi. Hı hı. E, her şeye rağmen hani Erdoğan açısından da aslında çok pozitif bir mesaj içermiyor. Hani hı hı. Dolayısıyla e, ben e, geçtiğimiz dönem e, hükümette e, görev almış e, bir yetkiliyle yaptığım görüşmede hani bunun aslında e, bir kafa karışıklığından yani Washington'daki dışişleri hı. bakanlığındaki kafa karışıklığının yansıması olduğu yorumunu aldım. Yani aslında burada hani çok böyle incelikli düşünülmüş ve olumlu sonuçlar doğuracak bir stratejik adım yok. Hani aksine hani biraz aceleye getirilmiş üstün körü ve aslında tarafların hiçbirini mutlu etmeyecek, memnun etmeyecek bir adım olduğu yorumu yapılıyor. Hani bunu da ciddiye almak gerektiği düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Biden yönetimi belli ki Erdoğan konusunda kafası karışık bir durumda. E, muhtemelen de seçimlere göre, seçim sonuçlarına göre hareket edecek gibi duruyor. Yani Erdoğan'ın seçildiği bir dönemde muhtemelen ABD'nin yaklaşımı da farklı olabilir. İşbirliğini, bölgesel işbirliğini geliştirebilir mi? E, ne dersiniz? E, buna göre mi daha pozisyonunu e, belirliyor, pozisyon alıyor? Ne dersiniz? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani e, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin de hani şu andaki ufku aslında 2023 seçimleri ve <laughs> dolayısıyla hani bir yol kazası yaşanmadan 2023'e varmak istiyorlar. Hani bu noktada da yer yer Erdoğan'a ödün veriyorlar ama aynı zamanda da aynı fotoğrafa da çok girmek istemiyorlar. Hani dolayısıyla böyle hani bir yandan ödün veren ama bir yandan da aynı fotoğrafa girmeyen bir tablo var. Şimdi 2023 seçimleri ama daha da önemlisi seçimlerden sonra Türkiye'nin yaşayacağı ya da yaşayamayacağı demokratik dönüşüm e, bence daha kalıcı hani orta vadeli e, bir Batı politikasını yani hem AB hem ABD politikasını meydana getirecek diye düşünüyorum. Hani burada e, hani en olumsuzundan başlayalım. E, Erdoğan'ın bir vesileyle seçimleri kazandığı ya da çaldığı ya da kaybetse de devretmediği bir durumda <laughs> yani eğer Erdoğan rejiminin kalıcı olacağı ve artık Türkiye'nin yeni bir otoriter geleceğe yelken açtığı düşünülürse, e, o zaman Türkiye ile daha farklı bir al ilişkisi, hani pragmatik bir ilişki kurulacaktır diye düşünüyorum. Yani sancılı ama al ilişkisi kurulacaktır <laughs> diye düşünüyorum. Ama eğer Türkiye yeniden rotasını demokrasiye, insan haklarına, e, temel hak ve özgürlüklere e, doğru e, yön verirse, evet. <laughs> O zaman e, bence yeniden bu ikili ve evet, çoklu ilişkilerde abi. bir inşa dönemi Hı -hı. E, başlayabilir diye düşünüyorum. Peki. Ee, Aykan Bey e, çok keyifli bir sohbetti. Haftaya yine e, Türk Dış Politikası'nın farklı veçelerini konuşmaya devam edeceğiz. yine katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.